Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömer. Bugün canlı yayında gelen diğer bir soru ise şu yönde. Diyelim ki 25-30 bin dolar değerinde yatırım yaparsam kaç yıllık oturum alabilirim? Ve oturumdan sonra Green Card başvurusunda bulunabilmek için ne yapmalıyım? Hangi yolu izlemeliyim diye bu takipçimiz soruyor. 25 ya da 30 bin dolar değerindeki bir yatırım gerçekten düşük bir yatırım olacak. Önemli olan durum şu ama siz Amerika'daki statü değişikliği başvurunuzda ne kadar miktar yatırım yatırdığınız size oturum hakkı veren bir durum değil. Yani şöyle söyleyeyim, siz E2 yatırımcı statüsünde Amerika için de başvuruyorsanız ister 30 bin dolar yatırım yapın, ister 100 bin, ister 200 bin dolar yatırım yapın. Onay aldığınız zaman Amerika'daki kalış süreniz 2 yıl olacaktır. Ya da siz Amerikan konsolosluğunda vize görüşmesine gittiniz, ne kadar yatırım yaptığınız miktar önemli değil E2 vizelerinde. Vize verecekseler size genelde 5 yıl verecekler. Tabii daha az verdikleri Amerikan konsolosluğundaki görevlilerin verdiklerini görebiliyoruz. Ama buradaki tabii şunu bilmenizi isterim. 25-30 bin ciddi düşük bir rakam. Önemli olan tabii eğer öyle bir yatırım yapılıyorsa gerçekten işin ve istihdam yarattığını, büyüyebildiğini ya da büyüdüğünü konsolosluk görmek isteyecek. Yoksa hiç vize vermeyecek size. Dolayısıyla bunu o şekilde cevaplayabilirim. Dolayısıyla Amerika'daki alacağınız oturum 2 yıla kadar olacak. Ve konsolosluğa alacağınız E2 vizesi ise 5 yıla kadar olacaktır diye bu takipçinizin ilk sorusunu cevaplamış olalım. Oturumdan sonra Green Card başvurusunda bulabilmek için ne yapmalıyım noktasında ise şunu size tavsiye ederim. Eğer sizin yatırım miktarınız ileride 500 bin doları bulacaksa o zaman yatırım üzerinden yeşil karta gidebileceksiniz. Tabii bu mümkün değilse benim size tavsiyem şu olur. Eğer siz yatırımcı statünüz devam ederken burada size sponsor olabilecek başka bir iş yeri karşınıza çıkarsa, sizin çalışmanızı istiyorsa kendileriyle, o iş yeri üzerinden yeşil karta gitme durumunu değerlendirmenizi size tavsiye ediyorum.